İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşamki eğitim konumuzun ana teması anlık ekran borsa verilerini canlı yayını veya 15 dakika gecikmeli ekranı izleyen, günlük trade yapan, işte böyle al sat yapan küçük yatırımcı borsada pırasa gibi nasıl doğranıyor? Bunu somut olarak bu akşam işleyeceğiz. Model şirketimizde İş Yatırım Menkul Değerler ismen. Şimdi arkadaşlar önce Migros'u bulalım. Evet, Migros. Migros piyasa %2,5, yaklaşık %2,5 yukarıya pozitif yönde prim yapmış. Endeks kadar Migros, o da yaklaşık 2,5 eksi yapmış. Migros'u unutmayın. Yani bu videoda Migros bahsini unutmayın. Niçin Migros %2,5 ekside kapatmış? Piyasa 2,5 iken bütün sabahtan şirketler satış ağırlıklıyken endeks doğrultusunda hareket ettiler. Ama Migros buna ayak uydurmadı. Niçin ayak uydurmadı? Onun bilançosunu incelediğimizde anlayacaksınız. Model şirketimiz ne dedik? İsmen, ismini kaybetmeyelim. Neredeydi? Buradaydı. Bakın arkadaşlar. Özellikle takip ediyorum. Migros'u kapatalım. İsmini açalım. Açılış 32.10. 3 -3 -3,5. En düşük 32.10'u görmüş. Zaten 32.10'dan açılmış. Direkt eksi açılmış. %3 33 ağırlıklı ortalaması 33-15-16 işte yani %3,5 filan bir eksiyle bugüne giriş yapmış ve uzun süre böyle ekside geldi. Dün akşam biliyorsunuz bilançosu açıklandı isminin. Bekliyorum ne zaman devre kesilecek diye, devre kesmedi. Bu tamamen bir algı operasyonuydu arkadaşlar. İsmenin sabahki borsadaki fiyatlaması tamamen küçük yatırımcı üzerine bir algı operasyonuydu. Spekülatif hareketti. Şöyle ki, şimdi arkadaşlar, bir kere bugüne kadar bildiklerinizi unutmayın ama bir kenara kaldırın, onları artık kaldırın. Tekrar ediyorum, enflasyon düzenlemesi yeni düzenlemeyle birlikte ve şirketlerin salt kar rakamlarıyla hisse senedi yatırımı yaparsanız kısa, orta ve uzun vadede zarar edersiniz. Bu yeni düzenleme ve yeni dönemle birlikte arkadaşlar güçlenmiş olan şirketleri seçerseniz orta ve uzun vadede hatırı sayılır, para kazanırsınız. En azından zarar etmezsiniz. Bugün elinde iş yatırım menkul değerler hisse senedini olan küçük yatırımcı, hele ki borsayı da bilmeyen, en son borsaya 3-5 sene önce tanışmış olan yatırımcı, bu sabahki bu hareketinden bilanço piyasa nasıl yorumladı bilmiyorum.
isminin bilançosunu yani değerlendirme yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Yapılan değerlendirmeleri de zaten takip edecek. Vaktim de yok, zamanım da yok. Bilmiyorum ama bugünkü sanki çok kötü bir bilanço açıklamış gibi bir algı yaratıldı ve dediğim gibi yani şu son 3-5 sene içerisinde borsaya yatırım yapan yatırımcı bugün sabahki bu hareketinden ötürü elindeki ismen hisselerini satardı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Kötü bir bilanço mu yoksa hak ettiği fiyatta mı değerleniyor? Görelim yani. Toplam aktifler içerisinde bakın arkadaşlar çalışma. Ha, öncelikle şunu belirteyim. Bildiğiniz gibi yazılıma sahip olan arkadaşlar. Bu bir hizmet sektöründe değerlendirin. Yani imalat sektörü değil, hizmet sektöründe değerlendirmeye alın. Risk primini ona göre değerlendirin. Bu bir üretim şirketi değil arkadaşlar. Bunu bir kere unutmayalım. Yani yatırımcı hangi sektörde ne faaliyetle iştigal ettiğini, yatırım yaptığı şirketi muhakkak bilmeli. Bu şirket ne üretir, ne alır, ne satar, nasıl para kazanır, bunun esas faaliyeti nedir? Muhakkak bilmeli. Şimdi toplam aktifler içerisinde çalışma sermayesinin payına bakalım. 2021'i geçelim. Gerçi 2021 yılı da benim enflasyon düzenlemeli. Ben 2021 yılı bilançosunu da enflasyon düzenlemesi uyguladım. Biz 2022-2023 bilanço dönemini değerlendirelim. Toplam aktifler içerisindeki payı %98'den yavaşça %96,5'a gerilemiş. Reel olarak işletme sermayesi, çalışma sermayesi %30,5 azalış göstermiş. Hiç sabit varlıklara gitmeden niçin çalışma sermayesi azalmış bakalım. Yapısına bir bakalım. Nakit ve nakit benzerlerinin payı %2'den yaklaşık %6'ya %101,5 oranında artış kaydederken elindeki kasasındaki atıl kapasitede boşta gezen parasının bir kısmını daha önceden finansal yatırımlara yatırım yaptığı menkul değerlere satmış bir önceki yıla göre %40,5 olan payını %30,5'a reel olarak %47 azaltmış. Diğer alacakları ve ticari alacakları azalmış işletmenin stokları arkadaşlar bunun stoklarında esas faaliyetine göre yapmış olduğu ürün bulunur stoklarında. Yani bu arkadaş ne iş yapıyor? Menkul kıymet alıyor, satıyor. Finansal araçlar alıp satıyor. Dolayısıyla elindeki stoklar yani menkul değer, finansal araçlar artış kaydetmiş %63,5. Çalışma sermayesinin azalışına sebebiyet veren elindeki finansal yatırımları kasasındaki boştaki gezen parayla yatırım yapmış olduğu finansal yatırımların azalması, ticari alacaklarının ve diğer ticari alacaklarının azalması çalışma sermayesini azaltan ana kaynakları teşekkül etmekte. Sabit varlıklarına bakalım. %2'den
2'den %3,5'a reel olarak %16,5 oranında artış kaydetmiş. İktisadi varlıklarında bir önceki yıla göre 17 milyar 635 milyon 509 bin TL bir azalış var. Belli ki işletme iktisadi varlık satışında da bulunmuş. Peki bir önceki videomuzda demiştik ki iktisadi varlık satışı sürdürülebilir bir finansal veya ticari politika mıdır? Değil. Ama üretim şirketi için değil. Şimdi menkul yatırım, menkul değerlerin ne sermayesi olur arkadaşlar? Ne varlığı olur? Herhangi bir fabrika çalıştırmıyor. Herhangi bir tekstil, makina üretimi yapmıyor. Yani bir üretim sahası yok. Üretim sermayesine gereksinimi yok. Arkadaşlar yani iki masa, iki telefon, beş sandalyedir. Toplasan yani bu tür şirketlerin. İyi etmiş, iktisadi varlıklarını satmış. Çünkü bir üretim şirketi değil arkadaşlar. Ham madde alıp da işleyip de bir üretim yapıp pazarlamıyor. Menkul kıymet alıyor, menkul kıymet satıyor. Hazine bonosu alıyor, hazine bonosu satıyor. Ve bunu tek tuşla yapıyor yani. Ama bu arada bakıyoruz maddi duran varlıklarında da bir taraftan çok bakın maddi duran varlıkları toplam aktif büyüklük içerisinde %1 bile değil, çok düşük. Niçin? Üretim tesisleri olmadığı için, bir üretim şirketi, bir imalat şirketi olmadığı için. Ona rağmen artmış. Masa sandalye filan bilgisayar aldıysa hani. Gelelim işletmenin borçlarına arkadaşlar. Varlık finansmanında toplam borç yükü içerisinde maliyeti yüksek finansal borçların payı %28,5'tan %14'e belirgin bir şekilde reel olarak %65,5 oranında azalmış. 2021 yılından itibaren maliyeti yüksek borçlarının azaldığını görüyoruz. Buna istinaden öz varlıklarının belirgin ve yüksek oranda geçmiş yıllara göre arttığı görülmekte. Bu neyin işareti arkadaşlar? Yani buraya kadar, şu ana kadar gördüklerimiz neyi işaret ediyor? Şirkette bir güçlenme var. 2021 ve 2022 yılına göre belirgin bir şekilde işletme güçlü çıkmış. Devam edelim. Ticari borçlarının payı %42,5'tan %39,5'a. Reel olarak yaklaşık %35 azalmış. Bir kere kısa vadeli borç yükünü sırtından hafifletmiş. Nasıl azalır? Ödeyerek azalır. Bakıyoruz kısa vadeli yabancı kaynaklara %77,78'den %58,20'ye %47,5 kısa vadeli yabancı kaynaklarını veya kısa vadeli borç yükünü azaltmış bu arkadaş.
Varlık finansmanında uzun vadeli yabancı kaynakların payı %1,17'den yavaşça %0,72'ye, birin de altına, reel olarak %56,5, uzun vadeli borçlarından da hafiflemiş. Onları da ödemiş. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Yıl 2021, yıl 2022. Toplam borçların varlık finansmanında toplam borçların payı %78,5 2021 yılında. 2022 yılında %79 artmış. Peki varlık finansmanında bahse konu olan yıllarda öz kaynakların payı %21,5 %21'e gerilemiş. Arkadaşlar toplam borçlar öz kaynaklarının 3 kat, yaklaşık 3-3,5 kat üzerinde. Şirkette muazzam bir finansman sıkıntısı var. Fakat 2023 yılına, cari döneme, içinde bulunduğumuz döneme girdiğimizde toplam borçların payı %79'dan %59'a, reel olarak %47,5 oranında azalırken öz kaynakların payı %21'den %41'e, reel olarak %37,5 artış kaydetmiş. Finansman olarak, finansal açıdan şirket derin bir nefes almış. Omuzlarına binen, sırtına binen büyük bir yükün ağırlığından kurtulmuş. Daha kapsamlı, daha detaylı bakalım bu arkadaşın yük kapasitesine. Bir önceki yıl net yabancı para pozisyon fazlalığına sahipmiş 614 milyon. Aradan geçen bir yıl zaman zarfı içerisinde 326,5 milyon daha bir fazlalık yaratarak yaklaşık 1 milyarlık bir yabancı para fazlalığına sahip. Grafiklerden de görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Peki, finansman kaynaklarında kısa ve uzun vadede ne tür değişiklikler olmuş? Neler yapmış? Bir kere finansmanda öz kaynağın katkısını %21'den %41'e, reel olarak %95 artırmış. Muazzam şekilde bir finansmanda atağa kalkmış. Öz kaynakların katkısı artarken borçlarının payı %25,5 azalmış. Öz kaynak borç oranı %161,5 oranında artmış. Net işletme sermayesi %34 oranında artmış. Maliyeti yüksek finansal borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde %38, net finansal borçları %78,5 oranında azalmış. Gelelim önemli o kalemlerde uzun vadeli kaynak değişikliğinde bir kere ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması %20 oranında artış sağlamış ve döviz pozisyon fazlası %53 oranında artmış. Şimdi arkadaşlar, yabancı para pozisyonuyla açığı veya fazlasıyla size şirket değerlendirmiyorlar. Bunu ıskalıyorlar. Herhalde onlar için bunun hiçbir önemi yok. Şirketler bunu kapa ve yatırımcılarına
Çiçek diye gönderiyorlar. Sayfa doldurmak için gönderiyorlar. Bunlardan hiç bahseden yok arkadaşlar sizlere. Oysa bir şirkete yatırım yapmak için şu veriler son derece yatırımcı açısından önemli şeyler ama ne yazık ki bunlardan bahsedilmiyor arkadaşlar. Devam edelim. Gelelim öz kaynaklarına. %322,5 oranında ödenmiş sermayesini bu arkadaş artırmış. Şimdi arkadaşlar, bakın. Şuraya iyi bakın. Şurası çok önemli. Varlık finansmanında toplam borç payı, varlık finansmanında öz kaynakların payı. Bu şekilde olup birazcık kar getirdi diye şirket gırtlağına kadar borç altında, bakın, şirket gırtlağına kadar borç içerisinde kar getirdi diye şirketler tavan yapılıyor. Bu ne demek? Buraya muhakkak dikkat edin. Eğer toplam borçlar öz kaynakların 2, 2,5, 3, 3,5 kat üstündeyse bu şirket bütün varlıklarını, varını yoğunu satsa borçlarını ödeyemiyor demek arkadaşlar. Yani bütün öyle bir piyasaya borcunuz var ki eviniz, arabanız, bankadaki paranız, bütün mal varlığınızı sattığınızda elinizde hiçbir şey kalmıyor ama hala borçlusunuz. Hala borcunuzu bitirememişsiniz. Aynen bunun gibi işte arkadaşlar. Şimdi birazcık kar açıkladı diye ama borcu varlıklarının 3 kat üzerinde olan şirket dönem kârı yüksek. Çok büyük risk, yüksek risk içermesine rağmen 2 gün, 3 gün tavan tavan gidiyor ve siz bu tür şirketlere borsada prim yapıyor, para kazandırıyor diye alabilmek için peşinden zıp zıp zıplıyorsunuz. Ama onun dönüşü var ya arkadaşlar. Onun dönüşü muhteşem olacak. Şimdi adam oraya parasını bağlamış. O hisseleri kimse öpücükten biriktirmiyor. Bastırıyor parayı, hisseyi alıyor. Bastırıyor parayı, hisseyi alıyor. Parayı bastırıp hisseyi aldıkça, çünkü öngörüsü var. Kendine göre bir proforma bilanço düzenlemesi var. Diyor ki bu şirket iyi olacak. İyi bir gelir tablosu önümüzdeki dönem hazırlayacak. Tabii aldıkça bir maliyet oluşuyor. Bir geliyor bilanço, rezil, rezalet. Şimdi sana ya ben gittim de çok rezil bir bilanço satın almışım. Öngörüde çok büyük bir hata yapmışım. Gel bunları 5-6 tavanda benden al dese alır mısın? Almazsın. Ama sana öyle bir hava estiriyor ki süper bir bilançoymuş gibi. Kâr da açıklamış. Ne dedik arkadaşlar? Kârın nitelikli olmalı. Saf o dönem kâr getirmesi şirketin iyi olduğunu göstermez. Kar sürdürülebilir bir şekilde, istikrarlı şekilde. Az getirsin, öz getirsin. Bakıyorsun kar bir dönem %20 büyümüş. 3 ay sonra veya 6 ay sonra %20 zararda. Bu kar değil arkadaşlar. Bunun sürdürülebilirliği yok. Sağlıklı bir büyümeyi, kar büyümesini bize vermez. Ya
Her 3 ayda bir %1 büyüsün. Ama her 3 ayda bir %1 büyüsün. Veya %2 büyüsün. Zikzak istikrarı değil. İstikrarsız bir ticari faaliyeti ortaya koyar. Evet arkadaşlar, devam edelim. Öz kaynaklara %322,5 oranında ödenmiş sermaye, yani sermaye artırımını gerçekleştirmiş. Nereden karşılamış? Bakalım. Nakit olarak arkadaşlar. Nakden. Nereden verir arkadaşlar? Bakalım. Yedek akçelerinden verir. Dağıtılmamış karlardan verir. Geçmiş dönemin karlarından verir. Nakit olarak sermaye artırımına gitmiş. Gelelim gelir tablosuna. Grafikte tabii rakamlar çok küçük olduğundan grafiklerde çok belli değil. Adım adım bakalım. Hasılat %7,5 oranında artmış, maliyetler %7 oranında artmış. Bu şirketin maliyetleri de yüksekmiş satışlarına göre. Dolayısıyla brüt işletme kârı %3,15'ten %3,5'a, reel olarak %22,5 oranında artmış. Yani kâr marjı son derece düşük çalışıyor. Faaliyet giderlerinin payı %0,60'dan yavaşça %0,78'e çıkmasının neticesinde de net faaliyet kârı %2,5'dan %2,80'e artarak gerçekleşmiş. Olağan giderlerin, bakın, olağan faaliyetlerden bir önceki dönem %0,38 gidere sahipken, inceleme döneminde olağan faaliyetlerden gider gelire %0,21 gelire %159,5 oranında artış kaydetmesi, giderden gelire dönüşmesinin neticesinde esas faaliyet karlılık payı %2'den %3'e, reel olarak %49 artış göstermiş. Olağan dışı gelir gideri yok bu arkadaşın. Binde ikilik bir öz kaynak yöntemiyle değerlendirmiş olduğu yatırımlardan paylar var. Ama o geçmiş yıllardan itibaren süre gelen. Dolayısıyla faiz vergi öncesi karlılık payları da aynı kalmış. Finansman gelirleri binde 5'ten %0,12'ye, finansman gelirlerinin artmasının neticesinde vergi öncesi karlılık payı %1,5'tan %2'ye artış sağlamış. Vergi giderlerinin payı %0,39'dan yaklaşık %1'e artmasının neticesinde de ana ortaklık payları dahil net dönem kar payı %1,07'den %1,21'e yavaşça, reel olarak da %21,5 oranında artış kaydetmiş. Şimdi baktığınızda şirket kar etmemiş olarak değerlendirirsiniz. Nedir yani? 1.10, 1.26. Kar değildir. Satışlarının her 100 TL'sini otofinansmana aktarılacak ya da biz ortaklara dağıtılacak olan payı 13 TL'den 3.5 TL'ye gerilemiş. Bu gerileme arkadaşlar, sermaye artırımından kaynaklanan bir gerileme.
Yani karındaki gerilemeden mütevellit bir bu kadar gerileme değil. Tamamen sermaye artırımına bağlı olarak bu 12-13 liradan 3,5 liraya gerileme. Tabii bunu bir algı olarak bugünkü o işlemde sabahleyin eyvah dedi İsmen yatırımcısı elindeki malı boşalttı, kaçtı. Bu dedi daha devam eder, kötü bir bilanço dedi. Çünkü o hava estirildi. Bilmiyorum, hele piyasada da çıkıp da böyle detaylı bir şekilde incelemeden aleyhte bir değerlendirmeye de yapıldıysa o da işin tuzu biberi oldu. Küçük yatırımcı bugün elindeki malı sabahtan kaptırdı. Sonra ne oldu arkadaşlar? İsmen %1,5 artı kapattı. 32,10'dan 34,5'a kapattı. Niçin? Yani Migros %2,5 daha fazlaydı. O ancak %2,5'a kadar zararı realize edebildi gün içerisinde. Ama bu arkadaş neredeyse devre kapatacaktı. %1,5 artıyla kapattı. Velhasıl kötü bir finansal algısı yaratıldı. Niçin İsmen üzerinde duruyorum? Bana ismini değerlendirmem için birçok arkadaş yorum yaptı. Yani baktığımda, gördüğümde isminin bir takipçisi var, bir yatırımcısı var. Şimdi ne dedik arkadaşlar videomuzun başında? Arkadaşlar bundan sonra kar rakamlarına değil şirketlerin güçlü çıkıp çıkmadığı takip edilecek. Nasıl göreceğiz efendim? Bakalım. Bakalım nasıl göreceğimize bakalım. Şimdi işletme faaliyetinden net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı. Ne anlıyorsunuz? İşletme faaliyetinden bir nakit girmiş, bir de dönem sonunda bir nakit artış oranı var. Yani bunu izah etmenin anlaşılmayacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ya işletme faaliyetinden şirket %968 nakit artışı sağlamış. Esas faaliyetlerinden %1631,5 oranında nakit girişi sağlamış. Daha ne olacak? Soruyorum size, daha ne olacak? Devam edelim. Şirketin dönem kârı gelir tablosunda ne olarak kaç lira kaydedilmiş? 5 milyar 781 milyon 287 bin lira, değil mi arkadaşlar? Bakalım gidelim gelir tablosuna. 5 milyar 781 milyon 287 bin lira, değil mi? Var mı bir farklı durum? Hayır. Peki kasaya giren dönem kârı kaç para arkadaşlar? 10 milyar 837 milyon 526 bin lira. Yani gelir tablosundaki kayıt altına alınan kârdan %87,5 daha fazlası kasaya girmiş. Kâr olarak. Nasıl olacak arkadaşlar? Nasıl olacak? Yani bir şirketin güçlenip güçlenmediğini başka neresine bakacağız? Teraziye koyuyoruz. Bakın tartıyoruz. Bütün kılcal damarlarına giriyoruz. Şirket 10 milyon 837 milyon 526 bin nakit oluşturmasına karşın hazır değerleri 1 milyar 119 milyon 826 bin TL artmış. Peki bunlar bize ne diyor? Gelelim günümüzün konjektürel ekonomik durumuna. Şimdi özetleyelim. Bakın arkadaşlar.
Borcu yüksek. Öz kaynakları düşük. Kasasında para olmayan şirketler çok zorlanacaklar. Müthiş zorlanacaklar. Tamam, şirketin kasasında para olmayabilir. Paranın bir maliyeti var diye şirket parayı değerlendirmek için alternatif parasal enstrümanlarda yatırım yapmış olabilir. Kasası tam takır gözüküyor olabilir. Ama para başka alternatif para piyasalarındadır. Ama o onun hazır değeridir, nakitidir. Biliriz. Tek tuştan kısa vadede tak diye anında nakde çevirir. Bu yönden güçlü şirketler. Çünkü arkadaşlar, banka %60 mevduat faizi vermeyi teklif ediyor. Hani masa altı pazarlık denilen olaylar. %45'lere, %50'lere pazarlık usulü mevduat faizleri kıpırdamaya başladı. Faizlerin yükselmesi demek borsanın çökmesi demek. Yani bu iş %45 su götürür kısmıydı. %45 faizi pardon, düzeltiyorum, enflasyonu düşürmek için faiz silahını kullanmak tek başına artık yeterli gelmiyor. Çünkü ipin ucu zamanında kaçırıldı. Yani hastanın kanının sulanması lazım. Size tıptan örnek vereyim. Çünkü bu piyasa tıpla çok iyi örtüşüyor. Tıp örnekleriyle çok iyi örtüşüyor. En iyi şekilde tıbben verilen örnekler oturuyor. Hastanın, kardeşim, kanı yoğun, tansiyonu düşük, kanının sulanması lazım. Doktor diyor ki her gün bir adet Koraspirin yutacaksın. Kan sulandırıcı veriyor. Biz diyoruz ki yok ya. Cenab-ı Allah var. Takdiri ilahi. Tıbba, bilime karşı ayak diritiyoruz. Koraspirini vermiyoruz her gün. Ama bugün öyle bir şey oluyor ki kolu büzüşüyor, kolu uyuşuyor. Beyne kan gitmiyor, bacağa kan gitmiyor, ayaklar morarıyor, kollar morarıyor. Diyor ki biz bugüne kadar yanlış yapmışız. Her gün bunun bir adet Koraspirin yutması lazımdı, kan sulandırılması lazımdı, sulanmamış. Ne yapalım şimdi? Bir kutu Koraspirini birden yutturalım. Yani 30 tane birden Koraspirin verelim. Şimdi 30 tane Koraspirini verdiğinde de hastanın midesini delersin. Yani her şey zamanında arkadaşlar, söylemek istediğim. Şimdi ne oldu? Faizler %45'e, ama tek başına faizlerle, faiz silahını kullanarak enflasyonu düşüremiyorsun. Ve uzun bir sürede düşmeyeceği artık ortaya çıktı. Niçin? Zamanında müdahale edilmedi hastaya. Şimdi avuç avuç aspirin vermeye kalkıyoruz. Kan sulandırıcı vermeye kalkıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar, bu faizler artılırsa ki masa altı pazarlıklar başladı. Orada garanti risksiz para dururken kimse parasını borsada tutmaz. Bakın benim videolarım uzun oluyor. Ne olur? Borsadan çıkar. Der ki ben böyle, yani sadece sıkıntı bundan ibaret değil ki,
rica minnet şirketten yalvar yakar şeffaflık alıyoruz. Diyoruz ki ya kardeş bak senin dış ticaret işlemlerin var. Yapma etme gözünü seveyim. Bak SPK'nın T 2013 tarihinde modeli var. Ya bak bu muhasebenin bir kanunu var, namusu var, şerefi var. Bunu ayaklar altına almayın. Hani şunu uygulayın. Rica minnet yalvar yakar. Biz yatırımcılar şirketlerden veri alıyoruz, bakıyoruz, değerlendiriyoruz, yatırım yapıyoruz. Yani sıkıntı bir değil ki. Der ki adam ya neyle, ne için uğraşıyorum ben? Ben Türk parasında mevduatta da güvenim yok. E gideyim der döviz alayım. E gideyim der euro alayım. E gideyim der Bitcoin'e yatırım yapayım. Bilmediği alana. Çünkü orada da pompalanıyor bazı şeyler. E gideyim döviz alayım. El alemin, yabancının, dış güçlerin parasını alayım diye der. Ama sorsan hepimiz milliyiz, yerliyiz. Ama cebimizde dolarla geziyoruz. Her gün dolar gidiyor. Dış güçlerin parası gidiyor. Dış güçlerin parası her gün istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde gidiyor. Ama biz milli ve yerli edebiyatı yapıyoruz neyse. Kim götürüyor bunu? Kim alıyor bunları? Her gün niye prim yapıyor? Beğenmediğimiz dış güçlerin parasına sığınıyoruz. Velhasıl kelam borsa aşağıya gelir arkadaşlar. Ve borcu yüksek. Öz kaynakları zayıf. Elinde nakiti olmayan şirketler zorlanırlar arkadaşlar. İlk bakın borsa düşmeye başladığında güçlü şirketler %1 geri gelecek, onlar devre kesecekler. Onlar devre kesecekler. Günde 2-3 kere devre kesecekler. O yüzden bu algı operasyonuyla gün içerisindeki fiyat hareketlerini değil, temeli sağlam güçlü şirketlere yatırım yapmaya özen gösterin. Sonra kendi suçunuzu bir başkasına atmaya kalkışmayın. Devam edelim işte gösteriyorum size bir şirket daha nasıl güçlü olabilir. Efendim gelelim rasyolarına. Gördüğünüz gibi likidite oranları artış eğiliminde ve olması gereken değerlerin, sınırların içerisinde likidite riski taşımıyor. Zaten 3 risk programını modelinde bakın. Biraz önce açtıydım. Yemyeşil. Hiçbir risk içermiyor. Ama bugün neredeyse devre kestireceklerdi bu şirkete. Faiz ödeme gücü. %41'den %52'ye artmış. Faiz ödeme gücüne şirketlerin bundan sonra çok dikkat edin. Bakın her şey gayet güzel. Evet, şimdi buraya dikkat. Bazı şeyler hisse fiyat değerlemesi modelinde tabii ki hissenin fiyatını göstermeyeceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, öz kaynaklara serbest nakit akışına bakın. 642 milyon, 442 milyon, 923 milyon. Firmaya nakit akışlarına bakın. Eksi 3, eksi 15, artı 18. 2023'e geldiğinde. Ve bugün bu bilançoyla bu kağıt devre kesecekti. Utanmasalar taban yapacaklardı. Efendim, şirketin güçlenip güçlenmediğini nereden anlayacağız? Bakın bir tane daha gösteriyorum. Şirketin
yatırım sermayesinden bir getirisi var. Yani şirket yatırımları için bir para harcıyor. Bu yatırım için harcadığı paradan da bir para kazanıyor. 2021 yılında yatırımları için harcamış olduğu paradan %15 getiri sağlamış. 2022 yılında %24 getiri sağlamış. 2023 yılına geldiğimizde %43,5 oranında getiri sağlamış. Peki bu şirket kısa vadeli, uzun vadeli ve öz kaynaklarının da bir maliyeti var. Borçlarının ve öz kaynaklarının da bir maliyeti var. Neymiş ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti? %21,81. Peki bu ağırlıklı ortalama maliyetine karşılık, giderine karşılık cari dönemdeki getiri ne? %43,61. Bana gelen bilançolar içerisinde yatırım sermayesi getirisinin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin üzerinde kaç tane şirket gösterebilirsiniz? Kaç tane şirket gösterebilirsiniz? Arkadaşlar, banka gibi bir şirket. Banka gibi. Yani belki birçok bankadan, birçok derken birkaç bankadan daha güçlü bir şirket. Ama bugün sabahleyin yatırımcısının elinden panik yaratarak, stres yaratarak hisseleri döktürdüler. İzlemeyin kardeşim. İzlemeyin. Ya da bu işi adam gibi öğrenmeye çalışın. Yani el yordamıyla, falla, Ahmet'in Mehmet'in değerlendirmesiyle, üç tane yazıyla yukarıdan iki çizgi, aşağıdan iki çizgi birilerinin değerlendirmesiyle hisse senedi yatırımı yapmayın. Üç yıllık getiri. Evet arkadaşlar, yani ederinin altında işlem görüyor. 3 yıllık artık getiri dönemi yöntemine göre ederinin altında işlem görüyor. Elinizdeki kale gibi, banka gibi şirketlerin hisselerini borsada anlık takiplerle ucuza kaptırmayın arkadaşlar. Borsayı şöyle düşünün. Bir dövüş alanı olarak düşünün. Bir dövüş gibi görün arkadaşlar. İlk vuran kazanır. İlk yumruğu atan kazanır. İlk kaçan kazanır. İlk alan kazanır. İlk satan kazanır. En dipten alacağım, en üstten satacağım. Hırsı sizi zarara uğratır. Evet, ilk alan siz olun ama ne zaman alacağınızı iyi bilin. Sürekli hisse senedi taşımayın, hamallık yapmayın. İlk satan siz olun. Ne zaman satacağınız dönemleri iyi bilin. Ben burada defalarca bunu anlattım. Her dönemde anlattım. Yeni gelen arkadaşlar, istirham ediyorum. Bakın arkadaşlar, şu hocam lafına acayip uyuz oluyorum. Lütfen. Biliyorum. Bu bir saygı, bu bir onure etme ifadesi olarak kullanıyorsunuz. Evet, ama ben bundan hoşnut değilim. Lütfen
Ben bir eğitim fakültesi mezunu değilim. Benim bir eğitimci kimliğim yok. Böyle bir misyonum da yok. Bana hocam denilmesinden ben rahatsız oluyorum. Biz burada arkadaşız, abiyiz, kardeşiz. Sonra bu piyasada ya abi niçin ya okullarda gidiyorsunuz, hocaları dövüyorsunuz. Burada size iki çizgi çizen adamlara hocam diyorsunuz. Ya neyin hocası? Ya kime hocam derseniz deyin de yalvarıyorum size bana hocam diye hitap etmeyin lütfen. Abi deyin, kardeş deyin, arkadaşım deyin, ne derseniz deyin ama hocam demeyin. Evet arkadaşlar, bir başka model şirketli bir başka eğitim konusunda görüşmek üzere. Herkese şimdilik iyi akşamlar.